Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir tarif yapacağız. Kırmızı pancar turşusu arkadaşlar. Bunu daha önce şöyle 1 kilo kırmızı pancar turşusunu alıyoruz. Hemen şöyle ikiye ayırdığım her bir pancarı göstereceğim. Pancarı su tencerede pancarların üstü geçecek şekilde olacak şekilde normal suyumuzu ekliyoruz. Pancarlarımız yumuşayana kadar biraz kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra biraz suyu serinleniyor arkadaşlar, sıcak değil, serin olacak. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde pancarlarımızı hemen alıyoruz ve turşusunu vuruyoruz. Çok kolay. Sirke, kaya tuzu yani turşu tuzu kullanabiliyoruz. Malzememiz bu kadar. Hemen yapımına geçelim. Şöyle pancarlarımı kenara alıyorum. Biraz yaparken dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü kırmızı pancarın suyu kıpkırmızı. Kıyafetlerinizi veya halılarınıza dikkat edin. Şöyle turşuyu yapacağım. Hemen şişemi bir çalkaladıktan sonra her bir pancarımı şöyle alıyorum. Küp küp keseceğim. Farklı bir şekilde de kesebilirsiniz. Uzun uzun da kesebilirsiniz. Şöyle elimle alacağım. Ben eldiven kullandım. Çünkü pancar elleri boyuyor arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Şöyle pancarlarımı aldım. Önce pancarlarımı şöyle küp küp kesiyorum. Şöyle arkadaşlar istediğiniz şekilde kesiyorsunuz. Hemen şişemin içerisine ekliyorum. Sarımsaklarımızı da hemen alacağım. Dolapta onu da getireceğim hemen ben. Sarımsaklarımı da ara kısmına aynı turşumuzu nasıl yapıyorsaksa onun gibi. Bunun bir tek şeyi var arkadaşlar. Önceden pancarlarımızı haşlıyoruz. Mutlaka haşlayın arkadaşlar. Çünkü pancar biraz sert olduğu için turşu da sert de olur. Bu 3 günde hemen olabilen turşu arkadaşlar. Kısa sürede de oluyor turşumuz. Şunu da yaptıktan sonra hemen sarımsaklarımı getireceğim. Ara kısmı da sarımsaklarımı ekleyeceğim. Şöyle hemen alacağım. Size dediğim gibi dikkat edin mutlaka arkadaşlar pancarlarınıza. Kenara bırakayım. Şu kısmı hemen temizleyeyim, devam edelim. En çok korktuğum şey her zaman başımıza geliyor. Sarımsakları alıp hemen devam edelim. Şöyle hemen devam edelim. Sarımsaklarımı da şöyle temizledikten sonra arkadaşlar şu pancarlarımı düşenleri yıkayayım. Hemen devam edelim. Sarımsakları bütün olarak bırakacağım arkadaşlar. Kesmeyeceğim. Çok öyle sarımsak kokusu olmasın diye. Şu ara kısma yaptıktan sonra son birkaç tanesini de yukarı kısma yapacağım. Ben yarım demet sarımsak kullandım. Bunda daha çok pancarı sevdiğim için öyle çok sarımsaklı olsun istemedim. Sarımsak da turşuya lezzet verdiği için kullanıyoruz. Kırmızı pancarda en çok korktuğum şey zaten ya halıya düşmesi ya kıyafetime gelmesi. O da her zaman korktuğum başıma geliyor. Şişenin içerisine ekliyorum. Kalan suyumuzu da turşu suyu olarak kullanacağız. Pancar suyu. Normal su kullanmıyoruz arkadaşlar. Geriye kalan turşu pancar suyu da kalırsa onu da şişeye koyup dolapta saklıyorum. Patates haşlarken arkadaşlar pancarın suyuyla haşlayın. Kıpkırmızı bir patates salatası sunumu yapabilirsiniz. Veya kısır yaparken suyunu pancar suyunu kullanırsanız da kıpkırmızı bir çok güzel sunumu olacak şekilde olan bir salata yapmış olursunuz. Hemen bakıyorum başka var mı diye. Yok. Şunu da hemen kesiyoruz. Uzun uzun kesen de var arkadaşlar ama benim için küp küp daha iyi oluyor. Sunum açısından da yemek açısından da güzel oluyor. Rahat da yiyilebiliyor. Hemen şöyle son pancarlarımı da ekledim. Hemen kabımı kenara alıyorum. Ellerimi yıkayıp devam edelim. Pancarımı şöyle kenara alayım.
şişemi, kalan sarımsaklarımı da üst kısmına ekliyorum. Hemen sirkemi açacağım. Bir çay bardağı kadar sirkemi ekliyorum. Elma sirkesi kullanıyorum. İstediğiniz her türlü sirkeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen aldıktan sonra turşu tuzumu alıyorum. Bir yemek kaşığı turşu tuzumu ekliyorum. İçerisine de pancar suyumu şişemin ağız kısmı dolana kadar ekliyoruz. Budur. Çok kolay, basit. Normalde turşumuzu nasıl yapıyorsaksa pancar turşumuzu da öyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ağzı dolana kadar yapıyorum. Suyum ılık arkadaşlar. Dediğim gibi ne çok sıcak ne çok soğuk. Şöyle son ağız kısmını da dolana kadar ekliyorum. Ağzını kapatıyoruz. Kendi halini bırakıyoruz. Şöyle azıcık çalkalıyorum. Tuzum her tarafa gitsin diye. Zaten şimdi hemen erir. Çünkü pancarlarımın suyu arkadaşlar dediğim gibi ılık. Hemen kaya tuzunda rahat bir şekilde eritebiliyor. Bu 3 gün sonra arkadaşlar istediğiniz şekilde pancar salatanızı kullanabilirsiniz. Özellikle kışın mutlaka yapın arkadaşlar. Normal özellikle balıkların yanında çok güzel bir turşu benden size tavsiye. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.